Wow TV ekranlarından herkese selam ve saygılar. Bir bayram sohbetleri programıyla daha karşınızdayız efendim. Sizleri çok hoş bir keman taksimiyle karşıladık. Öncelikle ekran başındaki seyircilerimizin ve bütün Müslüman aleminin bayramını kutluyorum. Bayramımız hayırlara ve güzelliklere vesile olsun inşallah. Bugün de çok kıymetli, birbirinden değerli iki konuğum var. Sayın Musiki Şinas Mithat Arısoy ve araştırmacı yazar Sayın Fatih Çıtlak hocamız da bugün bizlerle olacak. Fatih hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Mithat hocamızla beraber ayrıca evet. O hoş bulmanın zirvesini yaşadık. Kesinlikle öyle. Var olasınız. İnşallah aynen buyurduğunuz gibi Cenab-ı Hak bu buluşmalarımızı, bu konuşmalarımızı, bu hissiyatımızı tüm İslam alemi için milletimizin kalplerinin birleşmeye çok ihtiyacı var. Evet. Bu bayram vesileyle bu buluşmaların, birleşmelerin muvaffakiyeti için dua mahiyetinde biz de Wow televizyonu ekranlarında buluştuk. Hoş bulduk, safa bulduk efendim. Çok teşekkür ederiz. Davetimizi kırmadınız, icabet ettiniz. Sağ olasınız. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu anlamlı mesajlar için. Ben de sizin bayramınızı kutluyorum. Eyvallah. Şahsi olarak da. Mithat hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten gönüllerimizi böyle hoş eden, ekran başındaki seyircilerimizi de eminim çok heyecanlandıran bir giriş oldu. Eyvallah. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bayramlar bizler için fırsat. Eyvallah. Bu kültürümüzü aktarma kesinlikle konusunda titizlik gösterilmesi dolayısıyla Wow TV'yi de teşekkür ediyoruz. Bütün çalışanlarıyla, bütün yöneticileriyle hayırlı bayramlar diliyorum ben de. Ben de aynı şekilde size hayırlı bayramlar diliyorum ve geldiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun. Konuşmaya başlarken bendeniz, müsaadenizle sizin yayın akışınızda çok böyle gidişatı da bozmadan ama bir medyunu şükran derler ya, hı hı, muhabbetimi ve saygımı arz etmek isterim. Şöyle ki bayramda büyüklerin elini öpmek, evet, duasını almak, emeği geçen hocaları ziyaret etmek işin şanındandır. Evet. Bayramın bize getirmiş olduğu adeta sünneti seniyedir diyebiliriz. Bir de bu milletin sünnetidir. Evet. Kıymetli Mithat hocam benim hocamdır. Evet. Solfeji kendisinden beyati ayin geçmiştik. Ve o vesileyle hatta belki o an kendileri bile fark edememiş olabilir. Bendeniz onun anlatımıyla notalarla tek başıma onun güzel icrasıyla beraber ilk Mevlevi ayinimi meşk ettiğim hocam ve aynı zamanda solfejle tanışmama vesile olan hocam kıymetli Mithat hocamdır. 30 sene geçmiş. 30 seneden fazla oldu. Fazla tabii. Yani 30 seneden hocam. Fazlası 35 var. 35 sene. Evet. Çok güzel bir buluşma oldu o zaman bugünkü programımız. 88, 89'lardan bahsediyoruz. Tabii. Yani aşağı yukarı o kadar geçmiş. O sebepten o vesileyle kıymetli hocamın da ellerinden öperim. Evet. Bizi mütehassıs ettiler. Böyle bilhassa demin uşak kelime-i tevhid denilen İstanbul neredeyse sur içine mahsus. Yani İstanbul'dayız şu anda. Efendim sultanların göbeğinin kesildiği mekanın hemen civarındayız. Evet, İşte sepetçiler kasrının olduğu yerde. Ve Uşak makamında Uşak kelime-i tevhid denilen İstanbul'un zirve asitanelerinde, zaviyelerinde icra edilen ve bizim medeniyetimizin böyle her detayıyla, hani nasıl insanda DNA böyle bir kıl bile koparsanız o vücuttan o vücuda işaret eder. Hakikaten mükemmel icrasıyla ona şahit olmuş olduk. Hocamız bize bunu aldı götürdü. Evet. Hem de kelime-i tevhidle birleşmeyle başlamış olduk diyeyim. Kesinlikle öyle. Ve size tekrar evet ve bayramlarda aslında tevhidin de bir sembolü bence. Bu anlamda da başladığımız bu eser çok kıymetliydi. Hocalarımız elbette bizlerin başımızın tacı. Bu buluşmaya da bizler de vesile olduğumuz için ayrıca Wow TV ekibi olarak eyvallah, biz de çok memnun olduk, mutlu olduk. Bu bayram sabahı, bu bayram günü güzel bir giriş yaptık. Teşekkür ederiz eyvallah Fatih Hocam sizlere de. Evet, zaten bizim milli hayatımıza, kültürel ve dini hayatımıza bayramların çok önemli bir yeri var. Aslında tarih boyunca baktığımızda da o mağaradaki gravürlere, resimlere ve çizilen figürlerden de bayramın bir neşe günü
günü olduğu bizlere duyurulmuş. Neşe kaynağı diyoruz. Bayram günü neşelenmek İslam şiarındandır diyordu bir mütefekkirimiz. Evet, bayram bizler için neşe günü. Farsça'da zaten neşe ve sevinç günü anlamına geliyor kelime olarak da. Fakat bizim bu neşeyi nasıl anlamlandırabileceğimiz bence önemli olan husus. Çünkü aynı zamanda hem neşeleniyoruz, fakat o bayram günü yaptığımız o mezarlık ziyaretleriyle yakınlarımızı, vefat eden yakınlarımızı da ziyaret ediyoruz. Yani burada bir hüznü de beraberinde yaşadığımız bir süreç var. Hüznü ve neşeyi ölçülü bir şekilde yaşıyoruz. Ama merak ettiğim, biz bu neşeyi nasıl anlamalıyız? Sezai Karakoç ruhun şölenidir diyor. Bayram ne olursa ruhun şöleni olma vasfını kazanır sizce? Evet, inanç, iman, bayram dediniz. Arama, evet, motoruna girdiniz. Veriler akıyor. Şu anda milyonlarca söylenebilecek söz, evet, var. Hakikaten güzel bir girizgah. Yani denizin kenarında oluşumuz, hı hı, hemen bu deryanın kenarında deryaya açılmak gibi bir halet-i ruhiyeyi de beraberinde getiriyor Allah-u, evet, Alem. Ben deniz çok böyle babavari, çok böyle ununu elemiş, eleğini asmış, hı hı, tarzda konuşma tarzını sevmiyorum. Çünkü bizim insanımızın irfanı zaten işaretlerle, evet, bile bunu anlayabilir. Ama tabii bir de bu konuşmanın hakkını vermek adına şuradan başlayalım istiyorsanız. Hem de biraz şaşırtıcı üslup, ille de değişik bir şey söylemek adına değil ama doğruyu anlatmak, evet, adına şöyle bir şey söyleyelim. Başladığımız yer şöyle olsun. Dini bayram, milli bayram. Bakın Vav Televizyonu'nun bu programında bir kere bunu bir üzerinde bir kere bu kavram kargaşasını kaldıralım. Nedir? Efendim biz millet dediğimizde ırkı kastetmeyiz. Bu coğrafyada millet denildiğinde, milletimi seviyorum denildiğinde, Türk milletinim, Türk milletindenim denildiğinde bir Alman'ın ırkçılığı, evet, bir falanca ırkın taassubu asla anlaşılmaz. Bizde millet, lütfen bu tarife dikkat etsin seyirciler, ümmet, peygambere tabi olan inanmış insanlardır. Peygambere tabi olan insanların hür iradeleriyle yaşadıkları devlete millet denir. O devleti oluşturan topluma millet denir. O yüzden aslında bizim dini bayram dediğimiz şey ta böyle en zirve noktasına kadar, köklerine kadar, tüm DNA'sına kadar milli bayramımızdır. Kurban bayramı, Ramazan bayramı olarak bildiğimiz o bayramlar aslında bizi millet yapan unsurlardır. Evet. Hiç bu açıdan bakmamıştık. Bakılsın, estağfurullah, siz, evet, tecavül buyuruyorsunuz. Ama bu konuşulması lazım. Evet. Yani bir şeyleri konuşurken kavramlar üzerinden konuşuyoruz ama ya o kavramlar yine yanlış kullanıldıysa. Kesinlikle. Bir kere her halükarda bunu bir zikredelim. Bu böyle oldu mu? Şimdi bunu anladık mı? Yani biz millet dediğimizde bir Türk ırkı kastetmiyoruz. Evet. Bu coğrafyada Allah için Allahsız oluşu, Allah'ın rızasına uygun olmayan her şeyi terk eden Türk anlıyoruz. Evet. Bizim Türklüğümüz oradan gelir. Bizim milliyetimiz ırkçılık değildir. Farklı bir şekilde söyleyelim. Bu coğrafyada ben bu millettenim diyemeyen bir insan aslında Müslüman da değildir. Bakın bu çok önemlidir. Türk bayrağını gördüğünde, ay yıldızı gördüğünde içi ürpermeyen bir insan Müslüman, Müslümanlığını gözden geçirmek durumundadır. Bunlar birbirinden ayrılmaz. Hatta şunu da bir söyleyelim, hemen devam edelim, konuyu dağıtmayacağım. Hilal ve yıldız, yıldız yazılış itibariyle 5 köşedir. Hazreti Muhammed'in ismine işarettir sallallahu aleyhi ve sellem. Hilal de, girmiyorum Ebced hesabına vesairesine, Allah demektir. Yoksa kan şey varmış, kandan bir havuz varmış. O sırada da bizim Kurtuluş Harbi'ndeki insanlar kan gölüne bakıyormuş. Ayla yıldız yansımış. Bir kere bir dakika içerisinde pıhtı olur, matlaşır. Hiçbir şey yansıtmaz kan gölü. Evet. Hayır. Şehidin kanıyla sulanmıştır. Kırmızı renk tamam. Ama bizim hilal ve yıldızımız Allah Muhammed demektir. Allah Muhammedsiz bu millet olmaz.
Allah Muhammed'siz bayram olmaz. Olmaz. Bir kere bunu tespit edelim. Hı hı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bayram biz nereden anlayacağız? Örfümüzden başladık, hı hı. konuştuk, kabir evet. ziyareti dedik ama örfümüzde çok güzel bir söz de var. Deliye her gün bayram. Evet. Bu niye söylenmiş? Neyine neşeleniyorsun? Evet, hakikaten buradaki neşemizin nerede arayacağımız zaten. Böyle birden biz. Bir ters köşe yapar, hı hı. tekrar buraya gelelim mi arzu evet. ederseniz? Tabii şöyle. Buyurun. Mesela biz hani nostalji yapmayacağım ama çocuklarımızı memnun edemiyoruz artık değil mi? Evet. Çünkü ayda yılda bir kere aldığımız şey her gün alınır hale geldi. Her ne kadar hayat efendim pahalılığından şikayet ediyor olsak bile hala restoranların, kafelerin ve AVM'lerin park yerleri kilit. Evet. Bu çok acayip bir tabii şey. Evet. Bunu bence sosyolojik olarak araştırmak lazım. O kenarda dursun. Ama şu var. Bayramda gördüğümüz neşeyi her gün görür hale geldik. Hmm. Ve o yüzden buna ecdadımız da işaret etmiş. Deliye her gün bayram demiş. Yani acaba durduk yere neşelenmek, neşelenmek güzel bir şey ama devamlı neşelenmenin de bir sıkıntısı olmasın sakın. Bunu nereden anlayacağız? Şuradan anlayacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bayram etme ve bayram ettirme şekline bakar. Oradan kendimize bir hisse çıkartırsak çok iyi olur. Ama şunu yapmayacağım. Hani bizim böyle klasik demeyeyim de ortada bulunan hoca hı hı. adaylarının yaptığı bir şey vardır. O zaman ne yapacağız? Kur'an'a bakacağız, Resulullah'a bakacağız. Bunu söylemek değil, hoca olarak baktırmak lazım. Hı hı. Gelirken Mithat Hocam'la da biraz sohbet ettik programa. Evet. Efendim aşk lazım. Tamam güzel. Nasıl olacak ama? Aşkı kim verecek? Evet. Efendim şevk lazım, merak etmek lazım. Hı hı. Kim merak ettirecek? Hazreti Ali Efendimizin bayramla alakalı bir tespiti var. Hatta bu bayram Leysel İd diye başlayan bir kaside gibi de okunan, hatta eskiden bizim İstanbul'umuzda temcit programlarına siz de aşinasınız, evet. o müktesebatınız evet. var. Çalışmalarınızı biz de takip etmeye çalışıyoruz. Çalışma ikisini bir arada kullandım. Kınadığım şeyi yaptım. Sevmem halbuki. Temcitlerde okunur. Leysel İd diye başlar. Bayram değildir, bayram değildir. Bayrama böyle başlar. Hazreti Ali'nin ifadesi. Evet. Bayram değil, bayram değil. Ne bayram değil? Elbise giyinmek bayram değil. Hmm. Güzel yemeklerle karnını doyurmak bayram değil. Evet. Sadece çocuklarını sevindirmek bayram değil. O zaman ne bayram? Ne diye bayram? Soruyoruz, değil mi? Günah elbisesini terk edip de takva elbisesini giyiyorsan bayram. Bayramdır. Günahlarından temizlendiysen parfüme lüzum yok. Zaten sen tertemiz kokarsın. Bayram odur. Günahsız olarak sabaha erişmektir bayram. Evet. Günahsız olarak vicdan azabından kurtulmuş olarak başını yastığa koymaktır bayram. Biraz uyarlama yapıyorum. Başka? Sadece çocuğunu giydirmek değil, yetimi giydirmektir bayram. Yetimin başını okşamaktır. Türlü türlü yemeklerle mideni doldurmak değil, fukarayı doyurmaktır bayram diyerek böyle bir bayram evet. anlatışı, bir bayram, daha doğrusu bir bayram olduğuna dikkat çekiş var. Böyle bir de nefes verelim mi? Olur, Mithat verelim. Hocamızı dinleyelim mi Mithat diye. Mithat hocamıza geçeceğiz fakat ben şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Bu sorduğum neşelenmek bağlamında bir soru. Dedik ki aslında oradaki neşenin biraz mahiyeti de önemli. Yoksa deliye her gün bayram dedik. Evet. Fakat burada bir peygamberin vermiş olduğu o imtihanın, teslimiyetinin neşesini biz Müslümanlar olarak kendi içimizde yaşayamaz mıyız? Yani böyle yaşadığımız vakit o bayram gerçek bir bayram mı olmuş olur bizim hani için? Hani bir şımarıklıkla alakalı hı hı. şeye bakalım. Yani bunlar ayrı ayrı. Sevinmek, neşe, hı hı. şımarıklık. Yani bizim Allah'a şükür lisanımız çok zengindir. Evet. Mesela şımarıklık olarak bakılması lazım. Yani düşünülmesi lazım. Bayramda yaptığım şey şımarıklık mı? Hı hı. Neşelenmek mi? Evet. Neşe, malum Arapça dersi veriyor gibi olmuyor. Neşetten geliyor. Yani bir şeyden dolayı evet. o bir şeye bir hakikaten de
kayda değer. Ruha, kalbe, akla ve sizin insan olmanıza dokunan bir değer vardır. Oradan bir şey neş'et eder, neş'elenirsiniz. Çok güzel. Ve hatta bu o kadar acayiptir ki, bir şeyi bilememek, bir yere dayandıramamak insanı üzer. Şöyle bir tuhaf bir misal vereceğim. Buyurun. Seyircilerimize de böyle bir düşünmeye fırsat olsun. Başınız ağrıdığını veya Allah muhafaza, elinize bir sancı girdiğini düşünün. Yani ağrı var. Ya niye ağrıyor? Bir gün devam ediyor, iki gün devam ediyor. Doktora gidip de burasını incitmişsiniz. Bakın size iyi bir haber vermiyor. Ama diyor ki şurayı siz incitmişsiniz. Ondan ağrıyor deyince neşelenirsiniz siz. Çünkü sizin insanlığınıza ait bir şey çözersiniz. Kayda değerdir o. Kıymetlidir o. Kötü değildir sizin için. Bir şeyin ne olduğunu kendinizle alakalı bir şey çözdüğünüz için, velev ki sevindirici bir haber bile olmasa, o istifham dağılıp da nereye dayandığını bildiğinizden, neyle karşı karşıya olduğunuzu bildiğiniz için neşelenirsiniz. Evet. Rahatlarsınız en azından. Evet. Sonra o sebebin ne olduğunu bildikten sonra onu iyileştirdiğinizde de, yani birden ağrınız geçip tekrar başladığında değil, onu tedavi ettiğinizde neşeniz gerçek sürura döner. Evet. Bu sefer kalbiniz rahatlar, genişlik hisseder. Şimdi şöyle alalım. Bir de Kur'an-ı Kerim'de çok zikredilmeyen bir, böyle gündem mi olmuyor neden? Galiba hiç şımarmayan bir toplumuz. Ondan mı acaba bilmiyorum. Kur'an-ı Kerim'de acayip bir ayet vardır. Allah şımarıkları sevmez. Veya o şımaranları sevmez. Bakın dikkat edin hanımefendi kendinize. Ben kendi hayatımda bunu tecrübe etmişimdir. Arkadaşlarımız da belki şu anda, kameraman arkadaşlarımız bile kafa sallayacaktır. Böyle lüzumsuz bir şımarıklık yapıp havalandığınızda, eğer hala Allah Teala ile irtibatınız olan, genetik kodlarında hala o manevi havanız olan bir şey varsa, mesela elbisenizle mi hava attınız? Gördün mü hoca elbise falan, cert oradan bir şey sökük olur. Evet. Hop üstüne bir şey de. Nedendir o? Allah Teala'nın merhametindendir. Sakın ha, üzerine giydiğin elbiseyle beni unutmaya kalkma. Evet. Fanidir he. Bak söküldü, aman ha. Allah Teala şımarıkları sevmez. Bize bir hatırlatmadır aynı zamanda. Bu orada neşelenmeyelim evet manasında değil. Hı hı. Ama şimdi nereden geldi aklıma bilmiyorum. Şu an geldi inanın. Nurettin Topçu'nun harika bir sözü var. Mealen aktarıyorum. Diyor ki sevmek, birbirine bakarak seviyorum, birbirine bakarak neşelenmek değildir. İki kişinin başka bir şeye bakıp o baktıkları şeyde aynı sevgiyi ve neşeyi paylaşmasıdır diyor. Bayram tam da bize bunu anlatıyor. Birisi sevindiğinde seviniyorsunuz. Birisi giyindiğinde giyiniyorsunuz. Aa nasıl giymiş diye bir haset etmiyorsunuz. Bizim buradaki bu şımarıklık ölçüsünü anlamakla alakalı ölçümüz şu olması lazım. Ben sevinirken buna çok dikkat ederim. Başkasını unutuyor muyum? Bakın bu çok önemli. Evet. Bu bir ölçüdür. Lafı evelemeden, gevelemeden söylüyorum. Büyüklerimden duyduğum bir ölçüdür. Bir, ben seviniyorum. Bu sevinmeyle beraber başkalarını unutamıyorum. Hemen bir örnek verelim. İşte geçenlerde yine 155'i falan aradım ben. Sahilde anormal bir gürültü. Saat 2-2.30'da. Sonuna kadar sesi açmışlar. Gece 2-2.30. Benim problem sinirlenmem bir şey değil. Ya orada hasta var kardeşim. Evet. Orada ihtiyar var. Ben burada neşelendiğimde başkasını unuttum mu? Unuttum. İşte bu doğru bir neşelenme değil. Bu şımarıklık. Bu şımarıklığa varan boyutu işin. Başkasının hastasının olduğunu unuttum. Başkasının bu sesten rahatsız olduğunu unuttum. Bu şımarıklıktır. Bunun adı neşelenmek olamaz. Evet. Bir, neşelenme doğruysa ölçü şu. Bir, halk. Yani insanları ben unutuyor muyum? İki, hak. Hakkı unutuyor muyum? Halkı ve hakkı unutmuyorsam neşelenmenin dibini bulabilirsiniz. Evet. Reçetemizi de verdiniz. Bu. Çok yani teşekkür ederiz. Yani şu var. Buradan belki hemen sizin sözünüzle bir atıfla tamamlamış olalım. Ben bugün yine galiba Sabahattin Zaim hocamızın sözüydü. Hanımefendi bu söz çok önemli. Lütfen seyircilerimiz de bunu zapt etsinler. Şu anda yaşadığınız hayatın
size getirdiği nimeti fark etmek için basit bir şart var. Bu dini değil, akli bir şey. Basit bir şart var insan olarak. Buraya, bu ana gelinceye kadar sizden önce geçen zaman ve hayatınızı gözetmek. Ben buraya nasıl geldim? Bundan sonra gideceğiniz noktayı da unutmamak. Eğer bu ikisi unutuluyorsa, onun adı neşelenmek değil. Onun adı deliye her gün bayram. Evet. O yüzden biz bayrama gelmeden önceki göçmüşlerimizi hatırlamak üzere kabir ziyaretiyle başlarız. Evet. Nereden geldiğimizi unutmamak içindir bu. Evet. Bu aynı zamanda nereye gideceğimizi de unutmamaktır. Eğer o kabir ziyareti samimi ise, o kişi bayrama girdiğinde ne halkı unutur, ne hakkı unutur. Ama o da göstermelik bir ziyaretse, ne halkı hatırlar, evet, ne hakkı hatırlar. O da dediğiniz gibi sadece yapmak için yapılan bir ziyaretse, orada da çok da mahiyetini taşıyor. Adetlerimiz çok güzel. Evet. Adetlerin içi boşaltılmayacak. Evet. Biz ibadetleri bile adet haline getirmişiz. Cuma namazı bunlardan bir tanesi. Diye. Ama tehlike şu. Evet. İbadetler adet haline getirilirse. Yani ibadetler devam etsin diye adet haline gelmiş. Evet. Ama ibadetler alelade olursa, o zaman kardeşlikte, temennilerde, sözcüklerde, işte bir seçim zamanı geçti, merak etmeyin, siyasi şeye girmeyeceğim. Ama ben böyle konuştuğumda hep seyircilerime söylüyorum, Ramazan programlarında da, ben Merih'te, Mars'ta yaşamıyorum, bu ülkede yaşıyorum. Evet, elbette, bu ülkenin gerçekleriyle de beraberiz. Bir sürü yalan vaatlerle, şunlarla bunlarla konuştuğu halde, bu ülkede oy alan insanlar bile oldu. O zaman işi yapmacık değil de samimi olarak yapmaya çalıştığımızda galiba kendiliğinden bayram günlerimiz güzelleşecek. Evet, kesinlikle öyle. Her şeyin altında bir samimiyet oluştuğu zaman orası asıl mahiyetini kavuşuyor diye düşünüyoruz. Kadar. Sahte isek sahte olacak. Evet. Asla tabi isek asıl o bulunacak. Yani şöyle söylüyorlar, dert. Evet. Derdi sanal olanın dermanı da sanal olur. Evet. Derdi gerçek olanın elbette dermanı gerçek olmak gerçek zorunda. Olur. Şifa olmaz ki. Evet. Bayramlar belli bir çile, belli bir emekle gelindiğinde bayram olur. Ama sahte sevinmelerle elde edeceğimiz bayramlar da herhalde çok sahici olmasa evet, gerek. Evet, o da sadece aslında bir tatil vaktini harcadığımız, oraya bir tatil gözüyle baktığımız zaman, günler haline gelebiliyor maalesef. O zaman maalesef. Da işte o şımarık çocuk gibi her gün bayramlık bir şeyler alındığı halde asla mutlu olamayan bir insan tipini biz 50 yaşında, 60 yaşında da görmüş oluyoruz diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ederiz. Evet, Mithat Hocam, neşe ve şımarıklığa girdik. Bunlar arasındaki o ayrımı nasıl yapmamız gerektiğini de Fatih Hocam bize anlattı sağ olsun. Sadece bize kavramları da açıklamadı. Onunla ilgili bir reçete de sundu. Ben bunu çok önemsiyorum. Evet, biz bazı şeyleri konuşuyoruz ki daha demin Fatih Hocam da bunu ifade etti. Bu yapılacak, bu olması gerekiyor. Nasıl olması gerekiyor'yu da anlatmamız gerekir ki karşı tarafa aslında yeterince bazı kavramların mahiyetinde iletmiş olalım. Sanat da bence özellikle belli günleri anlatmada, duygularımızı dışa vurmada çok önemli bir alan. Evet. Biz sanat vasıtasıyla bu özel günlerin mahiyetini kavrayabilir miyiz? Evet, çok hassas noktaya değindiniz. Kültür araçlarından, organlarından birisi müzik. Evet. Müziği biz gerçek değerinde değerlendiremiyoruz maalesef. Bir eğlence unsuru olarak görmek durumunda kalıyoruz. Oysa şarkılarımızda, türkülerimizde, ilahilerimizde kültürümüzü, örfümüzü, adetimizi, eğitimimizi, ahlakı aktaran nice örnekler bulmak mümkün. O sebeple ben de bu bayramı fırsat bildim. Evdeki çeyizlerimi gördüğünüz gibi getirdim. Evet. Bunun hatta utanmasam üzerine tambur diye yazmak istiyordum. Çünkü dışarıda da gören genç arkadaşlarımız bunun gitar olduğunu düşünen, gitar mı diye soranlar oluyor.
bu çalgısı, kadim sazdır. Japon çalgısı falan evet, zannedenler evet. bile oluyor. Yani bir espri yaptım. Yani onu size de bir yolda hocam? Anlattım. Bir konservatuvarda. Konservatuvarın birinde. Ama onu hocam anlatsanız o yani acayip bir şey. Yani çok komik bir şey yaşadım. Bu konservatuvarda yaşanan bir konservatuvarda ismini vermeyeyim şimdi. Hı hı. Talebelerin bulunduğu sınıfa elimde tamburla girdim. Hı hı. Şimdi o izleyen olursa onu hatırlayayım. Çocuklar dedim arkadaşlar bu Japon sazının adını biliyorsunuz değil mi dedim. Gelen cevap şu. Hemen telefonu açtı. Google'a öğreniriz hocam dedi. Google'a Japon sazı yazdı bir resim çıktı. Tabii buna benzemiyor birazcık. Yani bu beni çok yaralıyor. Çok ızdırap çekiyorum. Evet. Kendi kadim sazımızı tanımayan bir gençlik. Başka kültürlerin sazlarıyla eğitim görmek zorunda kalan evet. bir gençlik. Buna çok üzülüyorum, çok dile getiriyorum evet. arkadaşlar. Etrafım çok rahatsız da oluyordur bunun şikayetimden. Hocam bilgiyane kalmamak adına müsaadeniz olursa hani ev sohbeti gibi olacağından sizin de efendim üstün zannınızla, himayenizle şu bir problem. Bakın. Biz çocuklarımıza bir doğum gününde, bir bayramda vesairede bile neşelenebileceği bir musikiyi aktaramıyoruz. Şimdi diyecekler ki, bizi seyreden birçok insan, bu suizan değil. Diyecekler ya ne konuşuyor bunlar, işte yine müzikten dinlenmeden bahsediyorlar, bayramda dinlenme, işte bu mu anlatılır, dini bayramı da içini boşalttılar diye. Şimdi bakın size, hocam özür dilerim size söz tevdi kılındı ama. Biz seyitlere, Medineli, Mekkeli seyitlerin meclislerine yetiştik. Çocukluğumda da bizim evimizde hanım mevlidleri falan okunurdu. Hatta ayın 13'ü, 13'ü uğursuz zannettikleri için annem ona muhalefet etmek üzere. Evet. Çünkü üçün önüne bir geldiğinden dolayı Hristiyanlar onu uğursuz sayarlar. 13 uğursuz değildir. Evet. Valide muhteremem, ellerinden öperim, hayattadır kendisi, kıymetli anneciğim. Ayın 13'ünde tüm İstanbul'un kalburüstü hafızları, hoca hanımları vesairesi gelir, bizim evimizde mevlidler okunurdu. Ama aynı zamanda rahmetli babam da seyitleri vesaire ve yine hocalarla, kıymetli üstadlarımıza giderdik. Uzatmayayım sözü, şunu söyleyeyim. Medine'ye mahsus bir okuma şekli vardır. Medine'ye mahsus o okuma şeklini duyduklarında Medine ağzı derler ona, Hicaz ağzı derler. Hatta şunu bile duydum hocam, garip Hicaz tabirini duydum. Biz diyoruz ya garip Hicaz. Bunu aslen Arap ve Seyit olan zattan Hicazul Garip dedi, garip Hicaz. Bunu aynen böyle söyledi. Onun bir okuma şekli vardır. Herhalde yapmama lüzum yok. Yapayım mı? Olur. Hani ve ahsenu minke lem tera kattu ayni. وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء الله الله. Bunu duyduğunda herkes Medine'ye gider. Bu Medine tınısıdır. Nasıl olur bu? Ben Deniz bunu öğrendim. Şöyle dedi bana seyitler. Medine'de Efendimiz'i karşılayan kişilerin okuduğu makamların torunlarına kuşak kuşak aktararak bugüne kadar gelmiş tınıdır dediler. Şimdi bakın biz musikimiz denildiğinde bir ıtri dediğimizde bir tambur dediğimizde bu bizim kendi kodlarımızla alakalı bir şeydir. Bu millete ait bir şeydir bu. Dolayısıyla aynı Yahya Kemal'in söylediği söz gibi aşılamadığı için başka da söz söyleyemiyoruz. Ondan bir şey anlamayan bizden bir şey anlamaz diye musikimizi söylemesi böyledir. Çocuğumuz bugün hala bile öyle değil midir? Bir bayram tekbiri dinlediğimizde Türkiye'nin her tarafında hatta Balkanlarda bile hocam. Hocam lütfeder misiniz bir bayram tekbirini sizden? Evet şey ben olur? De şu an tam hocamızdan rica edecektim. Hocamız sözünü hocam, bitirsin. Hocam ne olur lütfeder misiniz? Siz söyleyeyim. De okumayalım siz lütfedin. Estağfurullah. Lütfen şey sazda mı diyor? Hadi, evet. Lütfen sizden bir bayram bakın. Müzik
hocamın da müsaadesiyle, yönetmenimden de, sizden de müsaade istiyorum. Lütfen Mithat Hocam icra ederken seyircilerimin bir can kulağıyla dinlemesini arzu ediyorum. Bakın, şu ses 4-5 nota arasında gidip geliyor. Bendeniz değil sadece bunu, musiki dehaları söylüyor. Bu ses aralığında bu kadar duyguyu yansıtabilmek muazzam bir şey. Yani ıtri onlar için bir dehadır. Sanatta ulaşmak istedikleri bir zirvedir. Ve şimdi üçüncü tekbiri dinlerken size birkaç şey söylüyorum. Bakın. Hüzün mü? Neşe mi? Derdinizden kurtulup dermana kavuşmak mı? Kavuşmak istediğiniz, hasretini çektiğiniz, sevdiklerinize henüz ulaşamamanın getirdiği hasret mi? Şu anda çocukluğunuzdan, şu anda yaşadığınız ihtiyar yaşınıza kadar hepinize hitap eden sokağınız, mahalleniz, caminiz, anneniz, babanız, nineniz, dedeniz, torununuz mu? Kıymetli dostlar, eskilerin amiyane tabirle laf ebeliği, laf salatası yapmıyorum. Bu bir hakikat. İşte bu musiki bu. Hepsini anlatıyor ve bir tekbirle anlatıyor. Kıymetli kardeşim tevhid dedi. Biz bu tekbirle Avrupa'ya da gitmişiz, Afrika'ya da gitmişiz, Kabe'ye, Mekke'ye, Medine'ye de gitmişiz. Anadolu'ya, Nevşehir'e, Kırşehir'e, Bitlis'e, Kars'a da, Özbekistan'a da ermişiz. Evet. İşte. Bir tekbir. Şunu şöyle söylediğinizde, şu tınıyı verdiğinizde, yani mana olarak bize bir şey aktarıyor. Avcılar bile kuşu avlamak için kuş sesi taklit ediyor. Bakın Salat-ı Ümmiye var. Bu da Anadolu'nun Salat-ı Ümmi denildiğinde niye bu buna beste yapılmış? Bayram edelim. Resulullah'sız bayram olur mu? Olmaz. Salat-ı Ümmi'yi de dinleyelim mi? Dinleyelim. Buyurun. Hocam. Okuma yazma bilmeyen peygamber demek değildir. Anneye denir. Ana unsur manasındadır. Mekke'nin adı Kur'an'da Mekke diye geçmez. Bekke veya Ümmül Kura diye geçer. Şehirlerin anası. Ana mesele, ana vatan, ana yurt. Yaratılıştaki hilkatteki ana maya olduğu için Muhammed'in Nebi'yil Ümmi'dir. Bizim ecdadımız bunu çok iyi gördüğünden o ana mayada buluşalım diye bizi biz yapan o ana unsuru kastetmek için binlerce salatü selam içerisinden sadece Salat-ı Ümmiye'ye beste yapmıştır. Evet. Ve bakın şöyle de yapayım. Muhammed'in Nebi'yil Ümmi'yi. Bak öz, bakın hani bunun özünün özünün özü dersiniz ya. Bestede bu var. Muhammed'in Nebi'yil Ümmi'yi. Bak iyice öz. Bu bir beste şaheseridir. Ondan sonraki kısma bakın. Ve ala hepsine. Bak açıyor. Buradan aldı daralttı. Gonca. Bir goncayı gülün. Muhammed'in Nebi'yil Ümmi'yi ve ala. Açıldı hepsine gidiyor. Ali. İlk halaka da diyor Ali. Ve sahbihi ve sellim. Emane bak. Sellim derken tam bir emniyet. İşte şu anda bunu anlatamıyoruz insanlara. Evet. Merak etmeyin. Gençleri kastetmiyorum. Gençler benim favorim. Gençlere topu atan,
gençler anlamıyor diye onları günah keçisi gösteren, benim yaştakilere atıyorum bu sözü. Evet. Onların uşak makamını uşaklık, zaten yabancıya uşaklık gibi anlayan, kafaları yobaz, din okumuşlar ama dinden nasip olmamış, milliyeti çözememiş. Evet. Bu topraklarda, bu toprağın insanına Fransız kalmış insanlardan bahsediyorum. Bizim bayramdaki dilimiz de budur. Hiç merak etmeyin, hiç sarsıcı değildir bu. Ama gerçek bayram olması için, hele Kurban Bayramı, biz canların feda edildiği bir bayramı konuşuyorsak, evet, birazcık bize de dokunmalı elbette bazı şeyler. Bakın Muhammed'in Nebi'yi Ümmi, Salat-ı Ümmiye'yi, bendeniz meydan meşleri topluluğunda görevliyim aynı zamanda. Önümüzdeki seneye yapmak istediğimiz, hazırlıkta olduğumuz açıklamayı sizin ekranlarınızdan duyurmuş oluyoruz. Çok güzel. Hocam beni coşturdu. Ama tekrar söylüyorum, bunları anlatamadığımız için basma kalıp öğrenmemiz lazım, öğrenmemiz lazım. Resulullah'a bakmamız lazım, Kur'an okumamız lazım. Hani sevdiren? Resulullah'ın aşkı nerede? Bir şey arz edeyim. Kıymetli hafızlardan biri, bendeniz ondan dinleyenden dinledim. Başkalarına hikaye ama benim için sahici. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i rüyada görmüş. İsmini vermeyeceğim. Söylediğim anda Türkiye'nin en meşhur mevlitanlarından, kıraat hocalarından birisi olduğunu herkes bilir. İsmini vermeyeceğim ama. Rüyasında Medine'ye gelmiş, Ravza-i Mutahhara'ya. Şebeke-i Resul diyoruz Efendimizin o türbe-i muallasının parmaklıklarına. Şebeke-i Şerif diyoruz. Açılmış. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz oturur vaziyette. Oku bakalım, Kur'an oku demiş kendisine. Hemen oturmuş, Yasin suresinden okumuş. Kıraatte şöyle bir adab vardır, kıraat usulünde. Biz hocalarımızla eriştik. Okuyan kişi devamlı hocasına arada bir bakar. Hani gözünü kapayıp okumaz sadece. Aşırı var, hoca hiç bakmamazlık etmez. Hemen hemen her ayet sonrasında hocasına şöyle bir bakar. Estağfirullah. Mesela لِتُنْذِرَا قَوْمًا مَا اُنْذِرَا آبَاءُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ der, hocaya bakar. Devam edeyim mi, bitireyim mi diye. Hocası böyle yaparsa o ayette tamam eder. Bu usuldür. Bakın bayramda güzel bir misyon gerçekleştiriyorsunuz. Bu anlatılmıyor. Buradan hocalarımıza da biraz serzenişte bulunayım. Bakıyorum diyor, devamlı okuyorum, bakıyorum Resulullah Efendimiz'e. Bir yere geldim, işaret ettiler diyor. Tamam manasına. Demek ki o usul de peygamberden kalmış sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis ilmiyle uğraşanlar bunu bilirler zaten. Sadakallahul azim dedim diyor. Resulullah Efendimiz'e baktım, hoşnut mu değil mi diye. Çok güzel tilavet ettin. Ama gözyaşı nerede demiş. Assalatu vesselamu aleyke ya Resulallah diye kalktım diyor. Hocama anlatıyor. Gözyaşlarıyla kalkmış rüyadan. Gözyaşı nerede demiş. Yani sırf makam yapmak değil ki. Sırf sadece okumak değil ki. Evet. Muhabbetinizi koymak. Yine geldi iş samimiyete. Evet, gene samimiyete. Biz bayramlarda bu samimiyet sicilimizi gözden geçiremiyorsak, acaba seyranlarda mı geçirmek? Bayram seyran oradan geliyor belki. Evet. Bayram seyran kısmı var ya, kendisini bilmeden seyretmek yoktur. O yüzden bizim bu topraklardaki bizi insan yapan tasavvuf medeniyetinde de derler ki, seyri süluk. Evet. Sadece seyretmeyeceksin. Yolda yürüyen kendinin de farkında olacaksın. Evet, ona seyri sülük demiş. İkinci bölümde size soracağım. Peki. İnşallah. Ama araya gitmeden evvel ben Mithat hocamıza bir soru yöneltmek istiyorum. Çünkü benim özellikle ney öğrenme sürecimde de hep aklıma takılan bir soruydu. Sizin de daha demin söylediklerinizden yola çıkarak tekrar geldi. O yüzden yöneltmek istiyorum. Siz bizim medeniyetimize ait olan bir takım enstrümanların şu an gençler tarafından veya pek çok kişi tarafından bilinmediğini söylüyorsunuz. Gerçekten çok haklı bir serzeniş. Bize ait
enstrümanlarımıza veya medeniyetimize ait unsurlara hakim olmamız gerekiyor elbette ama neyi öğrenirken hocam şöyle bir cümle kurmuştu. Ney zatı itibariyle kutsal bir alet değildir, enstrüman değildir. Ona o kutsiyeti atfeden bizleriz demişti. Siz de daha demin aslında itriğinin tek birini kemanla, yani batıya ait bir enstrümanla çaldınız. Burada enstrümanlara herhangi bir kutsiyet atfetmek sizce doğru mudur? Şimdi batıya ait saz denmesinin sebebi batıya ait olduğu için değil. Onun kökenine indiğimiz zaman sohbet uzar. Evet. Bu bizde ise bizimdir. Onlardaysa onlarındır. Yani bu, o kadar kesin. Bu noktada sazları tanıtamamamızın sebebi milli eğitim müfredatımızdır. Onun ama bu konuda çok gayret gösteren hocalarımız var. Evet. Onlara Medyun, Şükran'ız, ellerinden öpüyoruz. Bazı okullarda özellikle Türk müziği sazlarımız ilkokuldan itibaren öğretilmeye başlandı. Evet. Ve inanmayacaksınız, demin yolda öğrendim Fatih Hocam'dan. Evet. Beste yapanlar. Evet, 9-10 yaşında 3 bestesi olan arkadaş var. Yani bu inanılır maşallah gibi değil. Evet. Bir çölde serap gibi bizim için. Ama bu umutsuzluğumuza karşı bir kıvılcım, evet, bir ateş. İllaki gençliğimizden umutluyuz. Evet. Çok güzel, yurdun dört bucağından, sadece İstanbul'da değil, pek çok yerde sazına sahip çıkan. Dolayısıyla yıllar önceki mesela tamburu ele alacak olursak, bugün ilkel saz olarak ayırdılar. Buna şiddetle karşıyım. Bugün piyano bile ilkeldir. Hala Arge yapılmaktadır. Piyanoyu çağdaş, modern, bizim sazlarımızı ilkel addetmek gaflettir. Evet. Bunları paylaşmak istedim. Ve sözü bağlamak gerekirse Hacı Bayram Veli'nin meşhur bayramım imdi dediği ilahiyle isterseniz. Ne oldu bu gönlüm evet, diyelim. Araya gidelim bu ilahiyle. Süleyman Erguner dedenin bestesiyle. Buyurun. Uşak makamında dilimiz döndüğünce birlikte okuyalım hocam. Aman efendim, estağfurullah. Estağfurullah.
Şimdiden özür dileriz. Ağzınıza sağlık hocam. Çok güzeldi. Mevlana, musiki Allah'ın lisanıdır diyor. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından yeniden musiki dolu sohbetimiz devam edecek inşallah. Bayram Sohbetleri programı kaldığımız yerden devam ediyor. Çok kıymetli iki konuğum var bugün. Mithat Arısoy ve Fatih Çıtlak hocam bugün bizlerle. Bu aklı fikriyle Mevla bulunmaz dedik. Bakalım hakikati arama yolculuğunda bayramları nasıl tefekkür vesilesi haline getirebiliriz? Bu bölümde biraz bu konuları da deneyeceğiz inşallah. Evet. Evet, yani bu akıl fikirle denildiğinde bu sende olduğu müddetçe, sen olduğun müddetçe bu olmaz. Bu benlikten geçip Allah Teala'nın sana bahşetmiş olduğu benliği anlaman lazım. Bu akıl fikirde Mevla bulunmaz derken buna işaret ediyor. Bunu da en iyi anlatan Kurban Bayramı. Evet. Kurban Bayramı'nda candan geçmeden canana erişilmez. Buna geleceğiz ama müsaadenizle musikiyle alakalı bir şey yapmak istiyorum. Buyurun. Kıymetli hocamdan da bu arada aynı zamanda izin almış oldum. Bir hocam öyle demişti. Niye enstrümanlar bizi çok etkiliyor? Hani onlardan çıkan ses her milletten insanı etkiliyor. Batı sazı vesairesi diye hani bu ayrım yapılmamasıyla alakalı da bir tespitimiz olacak ama. Evet. Bunu düşüne dursunlar. Yani niye etkiliyor bizi? Bir kere batılı olup olmayışıyla alakalı en güzel şeyi şu andaki durumumuz gösteriyor. Biz şu anda kameralarla, teknik dediğimiz şeylerle manevi sohbeti aramaya çalışıyoruz. Evet. Şu anda adı burada mikrofon. Yani bunun dini bir enstrüman olmadığını biliyoruz. Evet. Ama bizim sesimizi duyurmak için şu anda bize hizmet ediyor. Aynı şekilde musiki enstrümanları da böyledir. Hangi duygudaysanız onu yansıtır. Bunu en iyi anlatan şey de Yeni Kapı Mevlevihanesi'nde yaşanan olay. Gece yarısı tekkenin kapısı güm 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 diye vurulunca görevli olan kişi kalkıyor. Ne istiyorsun diyor. Adam diyor ki, abi diyor, sizin dümbeleklerden versenize bize. Düğünümüz var, bizimkiler patladı. Sizin dümbelekleri alalım. Adam da kızıyor. Terbiyesiz, utanmaz. Kudüb-ü Şerife sen nasıl dümbelek diyorsun? Kutsiyet atfediyormuş evet. dedi ya evet. hocanız. Gürültüye, patırtıya Şeyh Efendi uyanıyor. Yani uyanıyor denmez de agah oluyor. Ne oluyor kapıda? Efendim diyorlar, bakın bu adam gelmiş utanmaz. Bizim Kudüb-ü Şerife, Mazhar-ı Şeriflere, Bendirlere dümbelek diyor almaya kalk. Ver oğlum demiş. Ama efendim oğlum ver. Vermiş, göndermiş. Kapıyı çevirince gel bakayım buraya demiş. Bakın halkı ve hakkı unutmamak meselesine de ilk bölümde yaptığımız şeye de bir atıf olsun bu. Niye demiş adama zorluk çıkartıyorsun? Ama efendim işte biz ayinde kullanıyoruz bunu. Oğlum bu sazı sen kalkıp falancayı filancayı oynatmak için çalarsan adı dümbelek. Evet. Dervişlerin zikrine vesile olursa adı Kudüm-ü Şerif demiş. Evet. Bardak. Bu bardakla her şeyi içebilirsiniz. Üzerine bir Vav TV yazarsınız. Olur size sohbetinizde su nuş ettiğiniz bir bardak. Evet.
Allah muhafaza, başka bir yerde de kullanılabilir. Kafanın batasıca bir kafa olmaması lazım. Batı değil, batasıca bir kafa olmaması lazım. Şark, yani devamlı bir şeyleri inkişafa, uyanışa vesile olan bir şark. Peki burada bir soru yönelteceğim size. İnancı ve zihniyeti lazım. Tanpınar Huzur romanında, bilmiyorum okudunuz mu ama, bizim kaderimiz Debussy'yi sevip mahur beste yaşamak diyor. Yani aslında o bizim Tanzimat'tan bu yana o batılılaşma serüveninde bir kırılma yaşadığımız doğru. Artık medeniyetimizin beslendiği kaynaklar maalesef biraz daha değişiyor. Yani bize ait olanı unutuyoruz. Ve Tanpınar bunu artık bizim bir kaderimiz olarak nitelendirmiş. Böyle bir ikilem, böyle bir çatışma içinde miyiz hala sizce? Bendeniz, sizin tabii ki sizin belli bir müktesebatınız var kıymetli hoca hanım. Yani siz bunları kader denildiğinde, mahur denildiğinde mahurun manasına da nüfuz ederek bir şeyleri fark edebiliyorsunuz. Aynı şekilde yani bizim Anadolu'da Hüseyin'i olan Balkanlar'da Hüzzam'dır demesi gibi Yahya Kemal'in. Ama mesele şu, ben Deniz senelerdir televizyon programı yapıyorum. Gerçi televizyoncular bile benim televizyon programı yaptığım hususunda empati kuramıyorlar, ayrı bir şey. Onu konuşmuyorum. Ama şu var, senelerdir televizyon programı yaptığım halde Ramazan, kader, kaza, iman, namaz ve orucun ne olduğunu topluma anlatılmadığını ve toplumun bunları bile bilmediğini söylemek. Bunu tespiti yapmak zorundayım. Yani şu, kader kelimesini anlayan bir insan bana gösterirseniz ben ona mahur besteyi anlatırım. Kaderimizdir sözünü, ne olduğunu insanlarımız fark ediyor mu zannediyorsunuz? Hayır, bilmiyorlar. Kader demek bizim için Allah Teala'nın itiraz edemeyeceği, bakın dikkat edin, İtiraz etmeyi bile düşünmediğimiz. Siz yönetmen bir dakika sonra programı bitireceksin denildiğinde aa ne yaptın diyor musun? Demiyorsunuz. Sebep? Çünkü siz onunla var olduğunuzun farkındasınız. Sizin programdaki kader anlayışınız yönetmene bağlanma şekliniz. Bundan razısınız siz. Siz bu programı yapıyorsunuz. Siz biliyor musunuz efendim? Kader denildiğinde Allah Teala'ya ne kadar itiraz edildiğini, Allah'a sevgisi olmadan kader programını anlamaya çalışmanın ne kadar zor olduğunu biliyor musunuz? Bendeniz bunları Tanpınar'la düşünmek, Tanpınar'ın bu sözüyle anlatmak istemiyorum. Çok basit sadece bir yerden başlamak. Sadece musiki bağlamında söylemiştim bunu. Şunu söylemek istiyorum. Annesinin ninnisini unutan bir toplumdan bahsediyorum. Evet. Bizde Salat-ı Ümmiye olduğu gibi annenin bir ninnisi vardır. Ekseri yerde de Hicaz'dır bu. Niye Hicaz'dır? Hicaz bizim ümmi dediğimiz, ana mayemiz olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı topraklara işaret eder. O yüzden bizim anne ninnilerimiz bile Hicaz'dır mesela. Anladım. Şimdi bunun birbirine harmanlanması vardır. Şunu söylemek istiyor belki Tanpınar. İnsan, biz hocamızla yolda gelirken onu da konuştuk. Hocam ne zaman isterse musiki için bizden destur alacak noktada değil. Biz hocamızdan destur alacak şeydeyiz. Sözünüzü valla keseyim. Buyurun. Ninni deyince, ninninin melodisini duymayanlar olabilir. Ben yine evet, o açıdan minicik bir... Onu da yapalım. Hem de oradan da bir yere gelelim. Derlemede bulundular biliyorsunuz. Bu zamanda biliyor musunuz efendim, 17 sene sadece ezan yasaklanmamıştır. Allah peygamber geçen ninniler yasaklanmıştır. Ninniler unutulmuştur, söylenmemiştir. Yasak olmuştur bu. Bunun nasıl bir ihanet olduğunu düşünebiliyor musunuz? Sovyet sosyalist Bolşevik ihtilalinde bile evlere bu kadar müdahale edilmiyordu. Kaderimizdir derken Tanpınar buna işaret ediyor. Biz hocamızla yolda gelirken şunu konuştuk. Dedemiz bizim dedelerimiz
Allah muhafaza başka bir dinin mensubu olabilirlerdi. Böyle sapık, sonradan veyahut bozulmuş inançların mensubu olabilirlerdi. Gene de bu coğrafyada yaşadığımızdan ve aidiyet problemimizi çözmek istediğimizden dolayı ne yapacaktık biz hanımefendi? Biz bu insanları öğrenmek, onların okuduklarını bilmek, duymak, bunları nesillerimize aktarmak zorunda kalacaktık. Çünkü başka türlü bu topraklarda barınamazsınız. Kendinizden önceyi anlamadan, evet, kendinizden sonraya kalamazsınız. Tanpıda'nın söylediği de bu. Biz burada belki biraz içinde acıyı, biraz da kahramanlık duygularını yaşartan o mahur besteki, evet, vur pençeyi alideki şimşir aşkına, değil mi? Mahur bestedir değil mi o? Evet. İçinde hem coşku vardır, hem bir mahzuniyet vardır ama nasıldı hocam o? Hocam buyurun. Şimşir aşkına pençeyi alideki, şimşir aşkına kuvvet. Bakın, evet, bizim kaderimizdir derken, biz bu topraklardayken, evet, hem bu çalsın hem de üzerine konuşalım. Evet. Biz bu topraklarda çok kıymetli bir yerde oturuyoruz. Hı hı. Lütfen hocam devam edin. Bu şey devam edecek. Yani cihat ruhumuz devam edecek, bizim kaderimiz. Her zaman İstanbul'a, her zaman Anadolu'ya haince nazarlar, düşmanca nazarlar bakacak. Bu bizim kaderimiz. Biz bir yandan kaybettiklerimizi ama bir yandan da kaybetmememiz gereken şeyleri yaşatmak istiyoruz. Evet. Bu bizim kaderimiz. Bu coğrafyadaysak musikisinden her türlü kıymetine, her türlü güzelliğine kadar sahip çıkmak durumundayız. Evet. Ancak o zaman bayram, bayram bizler için o milli ve dini dediğimiz iki kanadı da buluşturan, tek kanatla uçmak zorunda bırakmayan iki kanatla bir istikamete, bir yükselişe bizi ulaştıran günler olacaktır diye, evet, düşünüyorum. Tanpınar'ın Huzur romanı da almış olduk. İstanbul'u belki de en iyi, bakın, anlatan romanlar. Oldu, evet, ama bakın, musiki olmasa çünkü bunların hiçbiri olmazdı. Romana aslında karakterini veren konulardan bir tanesi de musikidir. Huzur romanı aynı zamanda İstanbul'dur. Böylesine güzel bir İstanbul gününde almış olmak da beni açıkçası mutlu etti. Sağ olun, sayenizde efendim. Estağfurullah. Ben biraz daha Kurban Bayramı özelinde konuşmak istiyorum dilerseniz. Kurban kelime anlamı olarak da yakınlık olarak biz tarif ediyoruz ve Allah'ın rızasını kazanmak için ve arka planında bize pek çok mesaj barındıran özel günlerden bir tanesi. Fakat bunu biraz günümüzle kıyasladığımızda hocam, yani Kurban Bayramı'nın mahiyetini yeterince kavrayıp kavrayamadığımızı merak ediyorum. Çünkü o kadar çok farklı telaşlarla ilgileniyoruz ki o gün. İşte kurban kesimi oluyor. Belki o etlerin dağıtılması, pay edilmesi, sonrasında orada yaptığımız farklı davranışlar veya düşünce biçimleri bizi sizce kurbanın mahiyetinden uzaklaştırıyor mu? Günümüzde böyle bir durum var mı? Ne oradaki kadar mesajları... güzel bir ironi oldu. Şöyle oldu. Hı-hı. Kurbanın maneviyatından uzaklaştırıyor mu? Mahiyetinden. Mahiyetinden. Hı-hı. Ben orada kurban, hı hı, uzaklaşma kelimesine, evet, çok dikkat ettim. Kurban yakınlaşmak, evet, ama uzaklaşmak. Uzaklaştırıyor musun? Yani ne kadar büyük bir tezat oluşuyor. Bakın, bu coğrafyada biz belli kelimelerin, belli kavramların içini o kadar iyi, böyle mahiyetini, manasını o kadar iyi doldurmuş, o kadar donatmışız ki, zinetlendirmişiz ki, putperestlikten gelen, mecusilikten gelen sözleri bile o kadar biz kendi İslami çehremize kavuşturmuşuz ki, evet, bunlar değişmiş. Ya bunlar ayrı bir boyut kazanmış. Belki demin konuştuğumuz musiki enstrümanlarına da bir atıf sağlanmış olacak veya oradan o silsileden devam edilecek. Oruç, abdest, namaz, evet, bunlar putperestliğe ait tabirlerdir. Ateşgede'ye, Mecusi tapınağına girerken elleri yıkamaya abdest denir. Hı hı. Ama bu coğrafyada biz o el yıkama ritüelini
öyle muazzam bir vudu dediğimiz, yani İslami literatürde, hadiste ve ayette geçen şekliyle öyle bir noktaya getirmişiz ki, en uzak ateist denilen adama bile abdest denildiğinde başka bir şey anlamaz. Ama bazı şeyleri de adet haline getirip içini öyle bir boşaltmışız ki, Allah'a ibadet olan günler, hareketler putperestliği andırır hale gelmiş. Evet. Mesela tam mevsim başladığı için bayramdan çıktıktan sonra bir mesaj vermek icap eder. Siz de, biz de bu sorumluluğu taşıyoruz. Evet. Şimdi sünnet mevsimi var. Düğünler yapılacak. Hı hı. Nikah Efendimizin sünnetidir. Hitan cemiyeti, çocukları küçük yaşta sünnet etmek dediğimiz aslında hitan cemiyetidir. Peki bu cemiyetlerde alkol tüketilmesi, haram işlenmesi, sünnet merasimi denip de ondan sonra sofrada farklı şeyler yapılması, hangi sünnetten bahsediyorsunuz siz? Bakın, biz putperestlikten gelen sözleri bile içini dinle doldurmuşuz. Dinden gelen bir şeyin içini niçin putperestlikle dolduralım? Bakın bu çok önemli bir şey. Bu bayram günü bizi seyredenler bir şeyler de alsınlar, o dağarcıktan nasiplensinler. Bir başka şey daha yapmışız. Bu aynı zamanda sosyolojiye, dinler tarihine, din sosyolojisine, araştırma yapanlara bir nirengi nokta oluşturacaktır bu program. Emin olunuz ki. Bakın bir şey daha yapmışız biz. Bazı kelimeleri de icat etmişiz. Mesela Kurban Bayramı sadece bizde var. Kurban Bayramı olarak bizde. Arap'ta İd-ül Adha veya Udhiye. Yani işte birbirlerine tebrik yaparlar. Uhennikum bi kudumil İd-ül Adha. Yani Adha denilmesi, orada da çok büyük incelik var. Arapça'da çok zengin bir lisan olduğu için, haşa affedersiniz, bir hayvanın boğazlanmasına ayrı kelime kullanır Arapça'da. Boğazının kesilmesine. Dikkat etsin kardeşlerimiz. Hani diyorlar ya, Kur'an-ı Kerim'in mealinden okuyor. Anlayamazsın mealinden. Arapça bilmeden olmaz. Kurban için kesilen boğaz kesimiyle başka şekilde sadece et için kesilen boğaz kesimi Arapça'da farklı şeydir. Anladım. İbadet noktasında bunu yapan kişiye eyyam-ı nahire denir. Kevser suresinde fasalli rabbiki li rabbiki venhar. Kurban kesme işidir. Kurbanın boğazının kesilecek kurbanlık hayvanları udhiye denir. Öteki türlü merak etmeyin, bayram günü kimseyi böyle şeyine, yani bilgi yoğunluğuna boğmayacağım. Bakın zebih denir, mezbaha. Mezbaha oradan gelir. Evet. Kesim yeridir. Kurban bayramı kesim günü değildir. Udhiyedir. Ne demektir bu? Allah için seçmiş olduğunuz canı, dikkat etsin kardeşlerimiz. Allah için seçmiş olduğunuz canı Allah için feda etmektir. Evet. Ve prensip de şudur. Allah da sizi seçmiştir. Allah'ın sizi seçmiş olduğunuza şükrederek canınızı da gerektiğinde vereceğinizi göstermek için can vermektir. O yüzden derler ki Ramazan bayramı cennete girmek, Kurban bayramı Allah'ın cemalini görmektir. Çünkü candan geçmeden canan ele girmez. Bunu anlatan şeydir Kurban bayramı. Hemen şöyle bir dakika içerisinde toparlayayım. Böylece hani işi bir bayram programı yaptık. Allah kabul etsin, havasında olmasın, karşıya bir şey geçsin diye düşünüyorum. Hemen biz programa başlarken sizin de işaret ettiğiniz üzere, yani tecahül buyurdunuz. Hiç bu manada düşünmedik dediniz. Yine insanlarımıza özel bir hediye, özel bir sözle başlayalım. Yanlış bilinen bir sözle başlayalım. İlk başta millet, ümmet, dini ve milli bayramla anlatmıştık. Şimdi de bir tanım daha yapalım. Halkımızda bir yanlış tabir vardır. O şudur. Önce canan, sonra can derler. Bu batıl bir sözdür. Bizim medeniyetimizin sözü değildir bu. Önce canan, önce can, sonra canan. Ya ne demektir bu? En önce ben kendime bakarım arkadaş. Sonra gelir sevgi. Allah Allah. Benim hocam öyle derdi.
Önce can sonra canan diyen bir kadın doğum yapamaz derdi. Kadın bile canımdan geçmedim demedikçe çocuk doğuramaz. Al bak bu topraklar. 15 Temmuz'u demiyorum. Pençekilit Harekatı'ndaki son şehidimize kadar söylüyorum. Önce can, sonra canan diyen bir insan şehit olabilir mi ya? Olamaz. Bu vatan için hizmet edebilir mi? Onu da geçtik. Tamam, manayı bırak. Ben bunu programda anlatırken kameramanlardan bile misal veririm. Önce can sonra canan dese, kendi canına kıyamadığı için şurada edeplice oturmasa, şu programı çekebilir mi arkadaş? Hayatta kazandığınız her şey, canınızdan geçerek kazandığınız, elde ettiğiniz şeylerdir. Küfrü de böyledir, şirki de böyledir, dini de böyledir, imanı da böyledir. Neyi başardıysanız, kötülük ve iyilik adına canınızı feda ederek bunu yaparsınız. Kurban Bayramı niçin yaşıyorsun ve niçin canını feda ediyorsun noktasındaki şu şuuru bize verir. Önce canan, sevgili için yaşanır, sonra can. Önce vatan, sonra ben. İlk önce iman, sonra ben. Dediğinizde ancak mümin olabilirsiniz. Bunu Kurban Bayramı bize gösteriyor. Evet, kesinlikle öyle. Teşekkür ederiz verdiğiniz bu güzel bilgileriniz için. Evet Mithat Hocam, biraz da sizden devam edelim isterseniz. Eyvallah. Kurban Bayramımızın musikiye yansıyan yönünü biraz daha detaylı konuşalım mı? Burada hocamızın da katkılarıyla çok güzel bilgiler aktardınız bize. Ama tarih boyunca medeniyetimizde özellikle tasavvufi müzik bağlamında bakacak olursak Kurban Bayramları nasıl yansımış? Genel bayram üzerinde de konuşabiliriz. Form ve şekil olarak, belki içerik olarak o dönemin ruhunu görebiliyor muyuz bu eserlerde? Veya dönemin sosyal yaşantısına dair bilgi de edinebiliyor muyuz? Bir vesika olarak da düşünebilir miyiz bu tarz eserleri aynı şöyle zamanda? Şöyle düşünüyorum. Yani bize bayram törensel, eğlence içeren bir anlam olarak önümüze sürüldü yıllarca. Evet. Oysa biz bayramı, hocamın da ifade ettiği gibi, kültür değerlerimiz içinde farklı yaşıyoruz. Mesela Batı kültüründeki gibi işte şunun şarkısı, bunun müziği diye bir ayrım yapılmamış. Evet, evet. Bayram müziği dediğimizde ilahi akla gelir denmemiş. İlahisinde de var. Türküsünde de var, şarkısında da var. Şimdi tasavvuf müziği ismi sonradan konan bir isim. Evet. Oysa tasavvuf müziği dediğimiz şarkılarımızda, marşlarımızda, efendim türkülerimizde, ninnilerimizde. Evet, o eylem, yani musikinin her safhası yapılmış. Hatta hocam biliyorsunuz sizde de ta o zaman konuşmuştuk 87'de, 88'de. Evet. Süleyman Uludağ hocamızı burada minnetle anmak lazım. Mustafa Kara hocamızı da. İslam'da musiki, dinimizde musiki meselelerini çok güzel fetheden, açan eserler vardır. En meşhuru biliyorsunuz, Hazreti Ayşe annemiz Efendimizin omuzuna arkadan böyle mübarek çenelerini Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin omuzlarına dayayarak mescitte, bakın mescitte, bugün cami şey yaparlar, yer yerinden oynar yani. Mescitte Habeşlilerin raksı var. Raks ediyor erkekler. Yani bizdeki böyle kılıç kalkan Efe şeyi falan gibi. Böyle kıvrak danslar falan yapıyorlar. Siyahilerin raksı meşhurdur biliyorsunuz. Bilir misiniz o tabiri? Yok, hayır. Bir bayramlık verelim mi insanlara? Buyurun. Bunlar böyle kitaplarda olmayacak şeyler. Alalım o zaman bu güzel bilgileri. Hint'te sihir. Rum'da taklit. Acem'de tabasbus, riyakarlık. Zenci'de raks. Türk'te kahramanlık. Arap'ta cömertlik zirve olmuştur. Bir daha söyleyeyim mi? Buyurun. Hint'te sihir. Evet. Rum'da taklit, batılı. Rum'da taklit. Evet. Zenci'de raks. Acem'de riyakarlık, tabasbus. Evet. Türk'te şecaat. Arap'ta cömertlik zirve olmuştur. Cimri Arap yoktur. İstedikleri kadar Arapları beğenmesinler. Gittiklerinde göre has Araplar, yani cömertlikte zirvedir. O topraklardan cimri adam yetişmez. Bizde de deli cesareti kahramanlık vardır. Kahramanlık.
Mescid-i Aksa'daydım. Mescid-i Aksa'da kenara böyle bir kenar köşeye gölgelik derken bir oyuk içerisine girdim. Orada birazcık ibadet edeyim diye Mescid-i Aksa'nın köşelerinden bir yerdeydim. O sırada Filistinli çocuklar Mescid-i Aksa'nın avlusunda kendi aralarında top oynuyordu. 6-7 çocuk. Böyle bağıra çağıra. Top oynuyorlardı. O sırada şimdi arkadayım ya görünmüyorum. Bizim Kudüs'ü gezmek üzere gelen Türkiye'de bir grup. Topluluk. Önlerinde işte yaka kartları falan var. Önde de rehberleri. Bir amca veya abi neyse döndü o çocuklara. Lütfen burayı çok iyi dinleyin. Bu çok önemli. Döndü o top oynayan çocuklara. Ulan velet çocuk velet. Çocuk döndü böyle ayağında topu stop eder ya. Tuttu. Böyle velet dedi. Haram. Oynama dedi. Evet, şimdi bizim güzel kardeşimiz, abimiz camide, mescitte top oynanmaz diyor ama bir yaptığın işe bak. Nedir o? Hemen karşı burçların tepelerinin orada İsrail askeri elinde tüfekle duruyor. O çocuk orada top oynadığında o adam orada kuduruyor. O çocuk orada oynayacak, o Filistinli çocuk o. O çocuk Mescid-i Aksa'nın evladı olarak orada bulunmakla bayram ediyor. O bayram edişi o namussuzu kinden, gadaptan, öfkeden kudurtuyor. Öyle olacak. Biz bayramda sevindikçe bizi sevmeyenler isyan edecek. Bizi sevenler sevinecek. Ama şunu unutmamak lazım. Bu bayramda benim bayramım, benim hocam öyle derdi. Allah affetsin. Alkolik olan bile olabilir. Benim bayramım diyen adam bile bendendir derdi benim hocam. Niçin biliyor musunuz? Bayramını tanıyor. Bayramdan bana ne demiyor. Evet. Şimdi var ya öyle tipler. Bırak diyor ya şu bayramı ne diyor. Bayram. Falan dalı geçiyor. Biz artık bayramı bayram gibi kutlamadığı halde bayram tanıyan adamı baş tacı eder hale geldik. O kadar ara açıldı. Ben Deniz'de orada bir hadsizlik yaptım Mescid-i Aksa'da. Bey abi karışma dedim çocuğa sakın bir kelime etme. Evet. Sen burada turistsin 3 gün duracaksın. Bu çocuk burada dipçik altında namaz kılıyor. Aranızda fark var. Bu çocuk her gün ölümü göze alarak o mescide geliyor. Senin gibi 3 gün dolaşıp gitmiyor. Bayramda da bunların farkına varmak lazım diye düşünüyorum. Kıymetli hocamız buyurdu ya. Hı hı. Biz bayramlarda bayramı anlatmamışız. Bayram edeceğimiz şeyleri konuşmuşuz. Şuna benzetebilir miyiz Mithat Hocam? Asker uğurlaması, çocuk doğması, ev alındı, ev satıldı, anne öldü, baba iyileşti. Hep ne yaparız? Mevlüt okuturuz. Evet. Biz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbetinde buluşuruz. O bayramla bizim için bayramımızda, hüznümüzde hep onu hatırlamakla olur. O nasıl hüzünlendi? O nasıl sevindi? Hep onu yad ederek olur. Bayramlarımızda da mesela ama eskiden tekkelerde kurbanla alakalı kelimeler geçen ilahiler okunurmuş tekkelerde. Evet. Hani sorduğunuz şeye hocamız. Evet, sorumla bağlantılı olarak yani cevap hocam yapıyorsunuz. Edep gösteriyor. Aslında bunları biz kendisinden dinledik. Onu çömeziyiz yani. Bayramlarda mesela kurban bayramıysa hacla alakalı ilahiler. Kurbanla, Mina ile alakalı ilah. Canım kurban olsun senin yoluna. Orada bir düşünce var. Evet. Niye canım kurban olsun diyor. Veya can ellerinden gelmişem, fani cihanı neylerem. Veya mülki vakadan gelmişem, fani cihanı neylerem. Gibi insanı can dediğimiz şeyin canan için olduğunu. Canan için olmayan can bize ne lazım tarzında bunları düşünmeye insanı sevk eden ilahiler okunması adetten. Evet. Ama eğlenmek, sevinmekten ziyade sevindirerek bayram etmek. Birbirimize güzel sözcük söylemektense güzelliği görerek ona sevinmek. Bayram geldi elhamdülillah. Allah şu birlikteliğimizi bozmasın. Allah'ım sana şükürler olsun diyen herkes bilsin ki imanlıdır. Bilsin ki mümindir. Bilsin ki bu toprağın insanıdır. Bu bayramdan bize ne?
geldi yine bayram, ay falan diyen insan, bir şey anlatmaya lüzum yok. O zaten yani işte dışarıdan bakandır. Evet, ama evet, inşallah bu sohbetlerimiz o vesile dışarıdan olacak bakanları da tabii, biraz tabii içeriye doğru çekmeye şöyle vesile olur diyelim. İnşallah. Bizim evet, içeriden dışarıya çıkmasınlar da. İnşallah. Mithat Hocam, sizden bir bayram ilahisi dinleyelim mi? Hangisi olsun diye düşünürken demin bayramı da var. Canellerinden gelmişimi icra edelim. Biz nasıl olsa Erzurum sizden dinlediğimizde bayram edeceğiz. Eyvallah. Bir şey yapabildiğimiz kadarıyla, dilimiz döndüğün kadarıyla işte, ağzımızı çoğa saysınlar. Hakikaten evet, böyle otobüste bir köşede parkta karşılaşmış, biraz da tekabüt olmuş. İşte. Hocalar havası var yani. Artık. Ama hocam aldı, geldi, götürdük. Ali, programımız bitiyor mu yoksa? Az kaldı hocam. Ali Ulvi Kurucu hocamızın bir bu topraklarda bayram etmek, bu topraklara hasret olmakla alakalı bir şeyini anlatarak veda edelim mi? Onu anlatın, sonra ben bir soru daha yönelteceğim peki size. Onu da böyle kısaca almak istiyorum. Peki. Sonrasında da Mithat hocamızdan bir eserle veda ederiz peki inşallah. O zaman buyurun, şöyle yapalım. Ali Ulvi Kurucu hocamız, bu arada Allah rahmet eylesin, Ali Ulvi Kurucu hocamla bizim ailemizin ayrıca bir bağı vardı. Ali Ulvi Kurucu hoca anneciğime Akife derdi. Şiirlerini Mehmet Akif'e benzettiği öyle için mi? Ali Ulvi Kurucu hocam validem muhterememe Akif'e derdi. O bir hatırasını anlatıyor. Mısır'da sürgündeler. Kimler? Mustafa Sabri efendiler. Son Şeyhülislam gibi yani. Mısır'da sürgündeler. Mehmet Akifler falan kuşağı. Ve orada çocuk yaştalar tabii Ali Ulvi Kurucu. Ben Deniz ona da yetiştim. Bir de bir Ali daha var. Ali Yakup Cenkçiler. Onun da derslerine yetiştim. Edebüt Dünya ve Din okuturdu bizim fakirhanede. 76 senesinden bahsediyorum. 77 senesinden. Ben de çay getirip götürürdüm, küçüktüm. Küçük Ali dermiş Ali Ulvi Kurucu'ya. İkindi namazı kılınacak. Mustafa Sabri Efendi imamete geçecek. Ben de İstanbul yeni yeni musikiye başladım. Meşk ediyorum. İstanbul'da Uşak makamı, Hüseyini makamı ikindi saatinde yapılır diye Hüseyini makamında gamet getirdim diyor.
Hüseyin makamında kamet getirmiş, hoca Allahu Ekber namazı durmuş. Namazdan sonra amin, gel bakalım buraya küçük Ali. Ne yaptın sen demiş kamet getirirken. Lütfen kardeşlerimiz dikkatli dinlesin. Hüseyin'i yaptım diye düşünüyorum demiş. Hüseyin'i yaptın ama ne yaptın demiş. Ne yaptım demiş. Elimi tuttu diyor bak Mustafa Sabri Efendi sürgünde Mısır'da. Ellerimi tuttu diyor ve anlatmaya başladı. Sen o gameti getirirken bizi Anadolu'ya götürdün. Grup eden İstanbul akşamlarına götürdü. Eline kına yakılmış asker evlatlarını gözümüzün önüne getirdi. Evet. O uçsuz bucaksız Anadolu'nun bereketli toprağını, oğlu şehit olan anaların yasını, Hazreti Hüseyin'i, Kerbela'yı hepsini anlattın. Sen gamet getirirken bizi oraya götürdün demiş. Evet. Şimdi bunu hadi biz söyledik. Fatih Hoca'nın böyle musikiyle uğraştığı için konuştuğu şeyler. Al, biz daha önce Tanpınar'ı anlattım huzuru. Hı hı. O da mı kesmedi? Al, bu da Mustafa Sabri Efendi. Artık ne diyelim? Evet, Mithat Hoca'mız da çaldığında biz de eyvallah. Herkes kendi oldu mu hocam söylediğim yerinde oraları gitti. Allah için. Eyvallah, eyvallah. Evet. Nice evet. Bir uyursun, uyanmaz mısın diyelim o zaman. Evet, hadi bakalım. Evet.
programımızı kapatacağız. Fakat öncesinde sizden son cümlelerinizi almak istiyorum. Sizler İslam tarihi ve tasavvuf alanında çalışmaları olan önemli isimlerden bir tanesiniz. Ve Mesnevi şerhleriniz de vardı. İlk 18 beytin şerhini yaptınız diye hatırlıyorum. Evet. Burada Mesnevi bizim hakikati arama yolculuğunda hakikaten kılavuz olan eserlerimizden bir tanesi. Biz bu hakikat yolculuğunda bayramları tefekkür vesilesi haline nasıl getirebiliriz? Bu cümlelerle de kapanışı yani yapalım. Biz fiilen bunu yapmış olduk. Hı hı. Bendeniz Hasan Çelebi hocam ile ve Hüseyin Kutlu hocamdan da ders aldım. Hatta da iştigal ettim. Bir gün hocama şunu sormuştum. Böyle yazıyordu. Hocam elimi şöyle mi tutacağım, böyle mi tutacağım dedim. Hı hı. Şöyle gözünün üstünden baktı. Oğlum ben bunu şimdi yazıyorum dedi yani. Bak ben bunu istiyorum dedi. Çok özür dileyerek söylüyorum. İstersen ayağınla yaz dedi. Ne yapıp edip bu manayı tahsil etmek lazım. Kemanla mı anlatırsınız? Hı-hı. Neyle mi? Teknomüzikle mi anlatırsınız? Televizyon programıyla mı? Meşle mi anlatırsınız? Başka şeyle mi? Onu bilemem. Ama bir kere biz bu manaya inanmadan, samimi olmadan kimseye bir şey anlatamayız. Evet. Bendeniz bunu söylemek istiyorum. Son söz olarak bilemem. Bir televizyon programına katıldığımda bir hanımefendi öyle demişti. Hocam son bir dakikamız... Ne söylersiniz dedi. Canlı yayındayız. Hı hı. Ben de eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh dedim. Ya son dakikanız deyince korktum belki de ölürüz, hı hı, diye. Şöyle söyleyeyim. Şem'i gör kim yanmadan yandırmadığı pervaneyi. Kendisi yanmayan bir insan başkasını yakamaz. Bendeniz artık sadece bu söylemler üzerinden bir şey yapıyor gibi olmaktan ziyade, hı hı, ilk önce kendimiz inanalım. Oradan başlayalım. Sonra bunu neyle anlatacağımızı Allah bizim karşımıza çıkartacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz bu keyifli sohbet için. Sağ olasınız. Katıldığınız için de ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok keyifli bir sohbet oldu. İnşallah ekran başındaki seyircilerimiz için de aynı şekilde faydalı olmuştur diyelim. Sağ olasınız. Ruhları için de El Fatiha. Bayram Sohbetleri programımızın bugün sonuna geldik. Mithat Arısoy ve Fatih Çıtlak hocamızla beraber çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Yeniden ekran başındaki bütün seyircilerimizin bayramını kutluyorum.